Ziraat odalarının her tarafı burada iş düşüyor. Hocam hiç kimsenin sesi, ETSO başkanı olsun, hani bir yerlere geldikten sonra insanlar unutmasınlar. Bu makamlar mevkiler geri geçer. Ama hizmet eden kimse hayatım boyunca der ki ya bu adam başkanlık yaptı, bu adam bu hizmeti var, bu sana bu hizmeti unutmaz. Mahallesinde her türlü sebzenin yetiştirildiğini ve üretimin fazla olduğunu kaydeden Karaağaç muhtarı Agah Korkan, bazı vatandaşların paralarını alamadıklarını ve toptancılar tarafından zor durumda bırakıldıklarını belirterek bu konuda dikkatli olunmasını istedi. Bir çayın 75 kuruş olduğunu ama bir kilo mısırın fiyatının daha düşük olduğunu belirten muhtar Korkan, toprak mahsulleri ofisinin bu mahsulü almamasına bir anlam veremediğini söyleyerek yetkilileri ve siyasileri göreve çağırdı. Yıllardan beri atıyorum mısırın 720 kuruş, 730 kuruş. Bana göre bir bardak çay 720 kuruş, bir kilo mısır 720. Bu aradaki farkı size söyleyeyim. Maliyetler bak şimdi orada tabii bugün ziraat odalarının her tarafı burada iş düşüyor. Hocam hiç kimsenin sesi, ETSO başkanı olsun, hani bir yerlere geldikten sonra insanlar unutmasınlar. Bu makamlar mevkiler geri geçer. Ama hizmet eden kimse hayatım boyunca der ki ya bu adam başkanlık yaptı, bu adam bu hizmeti var, bu sana bu hizmeti unutmaz. Şimdi 720 kuruş bana göre mısır ucuz. Evet. Hani inanın 9-10-12 su verdik o mısırlara. 720 kuruşa geçsin, yürütmekte var vesaire. Ya bir balık çay içiyorsun kahvede 720 lira. Kafede 2 milyon. Evet. Nasıl için para kazanacak? Mazot pahalı, gübre pahalı, işçilik pahalı, gıda pahalı, fiyatları pahalı. Bir tanesi geliyor, işte 130 lira daha önemli. Yok böyle dünya. Yapımı devam eden ama bir türlü açılışı yapılamayan alternatif köprüyle ilgili de konuşan Korkan, köprünün bağlantı yollarının son aşamasına gelindiğini belirterek, sanırım kısa sürede biter dedi. Ayakların bulunduğu kısılmadan toprakların kanalizasyonları tıkadığını kaydeden muhtar, buraların taşla örülerek toprak erozyonunun önüne geçilmesini istedi. 10 tane tıp 30 tane çıkmış. O karşılarda korkunç mısır çalışma var. Evet. Bağlamak için öyle tahmin ediyorum. En kısımda bizim Karaağaç'ta bir haftalık işimiz var. O viyodiyon bağlanması, asfalt olması bir haftalık işimiz. Liseye giden öğrenci sayısının fazla oluşu nedeniyle hala boş durumda bulunan okulun lise olmasını da isteyen muhtar Korkan, Süleyman Demirel Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerin yanlış davranışlar içinde olduklarını belirterek önlem alınmasını istedi. Muhtar Korkan mahallesine güzel bir park ile Pazar Kule sınır kapısının düzenlenmesini isteyerek Edirne Televizyonu'na bir kez daha teşekkür etti. Karaağaç'ta 9-10 yaşayan insanımız var. Burada dolmuşta geçeni öğlenden çıktığında evinden giden yol parası, zaten durumları vatandaşın belli. Ben o okulun milliyetli mesleğin valim tarafından bir talimat verirse lise olarak açılırsa tabii ki ayrı güzellik olur Karaağaç'a. Karaağaç'ta lise var mı? Var demekten ben onu diyorum. Güzel sanatlar fakültesi var. Lise niye olmasın? Bunun ben lise olarak değerlendirmesi bana göre çok artı olur, eksi olmaz. Karaağaç'ta yaşayan liseye gidecek çocuklar hatta Edirne'den gelir. Karaağaç'ın ekonomisine işte bir katısı alan. Süleyman Demirel Fen Lisesi var. Gerçekten de oradaki çocuklarımızda gördüm ki asayiş olarak oraya bile asayiş olarak emniyet olarak oraya bir ayrı önem taşısınlar. Niye? Benim bazı gördüğüm noksanlıklar var. Çocuklarımız çok cahil.